Anız yangınını bahane ederek potansiyel nefretlerini dışa vuran, kinlerini deşifre eden her kim ya da kimler varsa tescilli Türkiye muhalifi ve milli birlik muhafızıdır, muarızıdır. Diyarbakır Barosu'nun 22 Haziran'da yaptığı açıklamada sosyal medya aracılığıyla Kürt kökenli kardeşlerimize hakaret ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade edilmiştir. Hiçbir Türk vatandaşı böylesi bir fahiş ve feci yanlışın içinde olamaz. Hiçbir sağduyu ve vicdan sahibi Türk vatandaşı bu tip ayrıcı ve bölücü bir komplonun kıyısında, köşesinde, yanında, yöresinde yer alamaz. Sosyal medyada tedavüle sokulan kara kampanyanın müfteri ve müfsit ifadelerin failleri bu milletin zaten evladı olarak görülemez. Ancak Diyarbakır Barosu'nun sivri ve sipariş açıklamasıyla hangi emel ve hedefleri canlı tutmak istediği de gözden uzak tutulamaz. Anız yangınını fırsat bilip bin yıllık kardeşliğimizi ateş altına almak isteyen provokatörler az çok bellidir. Fakat onların şirret oyunlarını bozmak ise hepimize düşen milli bir ödevdir. Kaldı ki bugüne kadar ağaçların, orman canlılarının, doğal güzelliklerin nasıl yakıldığını, nefes borumuz olan yeşil alanların nasıl küle dönüştürüldüğünü ve bunların müsebbiplerinin kimler olduğunu sanıyorum bilmeyen, duymayan ve tanımayan yoktur. Puslu havalarda girdikleri deliklerden birer ikişer ortaya çıkarak rant devşirmenin, yalan ve dedikodu sahasını genişletmenin, bayağı hevesine kapılanların yakasından tutmak, milli ahlak ve adaletin varoluş gayesidir. Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar edenler, tüm çirkin suretleriyle açıktadır, nihayetinde maksatlı telkinleri, marazi tembihleri, melun taciz ve istismarları herkes bilmelidir ki sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Değerli arkadaşlarım, dünya baş döndüren gelişmelerin, akılları bulandıran hadiselerin, kaygıları tırmandıran ihmallerin, iftira tefrit arasında tıpkı bir sarkaç gidip gelip iki ciltli ve ihtiraslı münasebetlerin çekim alanındadır. Şu günlerde karamsar ve kaotik tablo çizenler revaçtadır. Gerçi iyimserliğimizi destekleyecek, ileriye dönük pozitif gündemi takviye edecek çok az gerekçemiz, az gerekçemiz olduğu da malumlarınızdır. Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara her gün yenileri eklenmektedir. Bazı Avrupa ülkeleri silah ve mühimmat siparişlerine çok ciddi bütçe ayırırken, bazıları da muhtemel bir savaş ortamı öngörüsüyle askeri, lojistik ve stratejik hazırlıklarını ikmal etmeye başlamıştır. Sırbistan Cumhurbaşkanı daha ileri giderek, dünyada 3 ya da 4 ay içinde büyük bir çatışmanın yaşanacağını iddia etmiş. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Trump'ın ise dünya savaşı çıkmadan Kasım ayında yapılacak seçime ulaşılabilme umudunu dillendirmiştir. Bunun yanı sıra İngiliz The Economist dergisi de son sayısında savaş manşetlerini atmıştır. Yani anlayacağınız son zamanlarda yeni bir dünya savaşı riski sürekli olarak telaffuz edilmektedir. Küresel ve bölgesel basınçtaki yükseklik kontrol sınırlarından taşmakla birlikte uluslararası anlaşmazlıklar, ekonomik cepheleşmeler, ticari restleşmeler,
jeopolitik hesaplaşmalar artış kaydetmektedir. Türkiye'miz her türlü senaryoya göre milli güç unsurlarını tetikte ve teyakkuzda tutmak durumundadır. Çünkü birisine katılıp diğerinin dışında kaldığımız iki ayrı dünya savaşının hangi badirelere, hangi acıklı ve vahim sonuçlara yol açtığı geride kalan yıllara baktığımızda idrak ve ifade etmek pek tabii mümkündür. Nitekim gerek devlet hafızasında, gerekse de mahşeri hafızalarda her şey mahfuzdur. Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 10 Haziran 2024 tarihinde yayınladığı Çatışma Eğilimleri Küresel Bir Bakış 1946-2023 başlıklı raporunda dünya genelinde yaşanan çatışmaların İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını açıklamıştır. 2023 yılında 28'i Afrika, 17'si Asya, 10'u Orta Doğu, 3'ü Avrupa, 1'i Amerika kıtasında olmak üzere toplam 59 ayrı silahlı çatışma vakası yaşanmıştır. Türkiye'nin de aralarında gösterildiği 34 ayrı ülkede kanlı çatışmaların varlığından bahsedilmiştir. 2023 yılındaki mezkur silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısı ise tam 122 bindir. Dünya çatışma haritası çizilirken bölgelere göre devlet temelli çatışmalardan etkilenen ülkeler kategorisinde Türkiye'nin gösterilmesi bize göre yanlış olduğu kadar haksızlık ve hakikate mukayirdir. Bunun nedeni meşru müdafaa gereğince uluslararası hukuk çerçevesinde terörle mücadelemizden duyulan aşırı rahatsızlıktır. Elbette iç ve dış husumet ve huşunet cephesini rahatsız etmeye, uykularını kaçırmaya sonuna kadar gittiği yere kadar azimle devam edeceğiz. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin aslına rücu etmesi ve Müslümanların ibadete açılması pek çok çevreye yükütmüş, o günden bugüne de hepsini birden deliye çevirmiştir. Ekümenlik kartını devreye sokanlara, zikreden dilimizle, şükreden kalbimizle, sabreden bedenimizle mukabele ve mukavemet göstereceğiz. Asla boyun bükmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız, asla gözümüzü yummayacağız. Hakkı, halkı ve hakikati savunmaktan da asla geri adım atmayacağız. Muhterem arkadaşlarım, bir yanda bölgemizi yakıp yıkan, diğer yanda dünyayı kasıp kavuran yüksek gerilimli ve çatışma mihraklı sarsıcı gelişmelerin ülkemize, siyasi ve toplumsal bünyemize doğrudan doğruya tesir ettiğini değerlendiriyoruz. Kaostan nemalanan, kamplaşma veya kutuplaşmadan faydalanan mayası bozuk çevrelerin şu günlerde bir hayli faal olduklarını görüyoruz. Türkiye'nin milli ve manevi direncini kırmak, yapay krizler üretmek suretiyle iç huzur ve istikrar ortamını zedelemek amacıyla alçakların en alçağı bir kampanya devamlı ilerleyiş kaydetmektedir. Riyakar demokratlar, şaibeli devrimciler, tatlı su kurnazı eski tüfekler, yalancı hürriyetperverler, yozlaşmış elitler, kriz sever siyasetçiler, karanlık odaklar, dış bağlantılı maşalar, partimizin, ittifakımızın ve ülkemizin aleyhine psikolojik harp tekniklerine başvuran kansızlar, zilleti zarafet, çözülmeyi normalleştirme gibi teşmil eden münafık simalar geceli gündüzlü operasyon yürütmektedir. Tekraren ve inançla söylüyorum. Cumhur İttifakı
Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Demokrasinin avantajı farklı görüşlerin oylanmasından ziyade farklı bakış açılarının karşılıklı etkileşerek birbirlerini dengelemesidir. Diyebiliriz ki demokrasinin asıl gücü çeşitli bakış açıları ve aralarındaki uyuşmazlıklar üzerine muhakeme yürütme çabasında gizlidir. Ne var ki makyajlı demokrasi havarelerine sahtelik diz boyudur. İç cephemizi zayıf düşürmenin yanı sıra bölgesel ve küresel hain senaryolara refakat ve rehberlik yapacak ölçüde alçalan ve ahlaksızlığın dibini boylayanların yegane hedefi Milliyetçi Hareket Partisi'nin tökezlemesi, Cumhur İttifakı'nın çözülmesi, Türkiye'nin de köşeye sıkışarak tarihi ve egemenlik haklarından kahredici ödünler vermesidir. Bunlar kesinlikle hezimete ve hayal kırıklığına uğratılacaktır. Pis oyun gayet berrak olup lekeli figüranları kudurmuş gibi etrafımızda dolaşmakta, ayağımıza dolanmakta, sinir uçlarımıza basmaktadır. Biz gene de sabır, sebat, metanet ve güçlü iradeyle onların çekmek ve sürüklemek istedikleri bataklığı tümüyle reddederek milletimizin acil ve asil gündemiyle ilgileniyor, kafamızı bunlarla meşgul ediyoruz. La havle diyoruz, la galibe illallah diyoruz, eş zamanlı olarak dava ve siyaset mücadelemizi imanla ve heyecanla sürdürüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi şayet iftirayla temellenmiş ağır sabotaj ve suçlamalarla zaafa uğrayıp içine kapanırsa, hatta siyaset dışı arayışlara saparsa, Cumhur İttifakı duvara toslayıp dağılırsa, emperyalizmin tetikçileri, dışarıdan güdümlü işbirlikçiler biliniz ki bayram edeceklerdir. Onların bayramı Türkiye'nin ve Türk milletinin matemidir. Allah'ın izni ve inayetiyle onlara bayram değil, layık oldukları zilleti her aşama ve seviyede yaşatacağız. Sarosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş'ın serbest kalmasına, güney sınırlarımız boyunca inşası projelendirilen terör devletinin kurulmasına, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki milli haklarımızın hiçe sayılmasına, bölücülüğün normal görülmesine, bölünmenin doğal karşılanmasına, Türk ve Türkiye yüzyıl hedeflerinin rafa kaldırılmasına toptancı bir anlayışla tamam dersek, sesimizi ve sözümüzü kısarsak, aman sen de buyurun ne de isterseniz yapın mesajı verirsek, bizden iyisinin şamba kayısı olması kaçınılmazdır. Bu halde Milliyetçi Hareket Partisi'nin çarpıtılmış demokrasi, özgürlük ve insan hakları müdavimi ve mühürdarı şeklinde takdim ve teşhiri emin olunuz ki kesin bir akibettir. Akıllarınca bizi terbiye etmeye, nefes ve manevra alanımızı daraltmaya çalışıyorlar. Bize ayar vermek ve istikametimizi çizmek için çırpınıyorlar. Milliyetçi Ülkücü Hareket en son 12 Eylül darbesinde sanık sandalyesine oturtulmuş, nice haksızlığa, nice hukuksuzluğa, nice zulme, nice çileye ve mağduriyete dibine kadar maruz kalmıştı. Yargılanan davamızda sorgulanan tertemiz dava arkadaşlarımızdı. İdam sehpalarında cennetin müjdesiyle nurlandık. Taş duvarları medrese yapıp umutlandık. Zinnarlarda Yusuf olup ayağa kalktık. Kahve pusulalarda hilal olup kanatlandık. Marksist, Leninist ve komünist saldırılara inancımızla katlandık. Şehirlerimize, gazilerimizle, ülkülerimizle kahramanlaştık. Bakınız İsrail hala durdurak bilmeden Gazze'ye saldırıyor. Ateşkes ve barış arayışlarını sekteye uğratıyor.
263 gündür masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Netanyahu, İsrail medyasında verdiği son röportajında Gazze'de çatışmaların sona yaklaştığını, birliklerin ise Lübnan sınırına taşınacağını söylüyor. Bu azılı katil, savaştan vazgeçmeye hazır olmadığından ancak Hamas'la kısmi bir anlaşmaya varılabileceğinden bahsediyor. İsrail ile Filistin arasındaki savaşın diğer ülkelere, hatta Orta Doğu'nun tamamına sıçrama riski günden güne irtifa kazanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ise İsrail ile Lübnan sınırını ayıran mavi hat boyunca yaşanan tehlikeli gelişmelerle ilgili Lübnan'ın ikinci Gazze olma ihtimaline karşı dünyayı uyarmaktan topyekü bir savaş tehdidini dile getirmekten başka hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. Bunun yanı sıra savaşın yayılmasını hayal gücünün ötesinde bir felakete neden olacağını söyleyerek olası vahşetin perişan ihbarını ve ilamını yapmakla iktifa ediyor. İsrail, Lübnan sınırına asker kaydırıp yığınak yapması, Hizbullah'ın füzeli saldırıları bölgenin yüksek tansiyonunu daha da arttırıyor. Bunlar oluyorken Amerika Birleşik Devletleri'nin boş durması, yalnızca uzaktan seyretmesi kuşkusuz eşyanın tabiatına aykırıdır. Kızıldeniz'de bulunan bir ABD uçak gemisinin Akdeniz'e doğru yola çıkması, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden yoğun hareketliliklerin gözlemlenmesi, savaş ve silahlı baronların iştahını kabartmaktadır. Türkiye'nin orta yerinde bulunduğu geniş coğrafyalarda fırtınalar kopmaktadır. Doğu Akdeniz ve Ege pek çok tehdide müsaittir. Basra Körfezi ile Kızıldeniz arasındaki oyunlar kurulmaktadır. Özellikle Tayvan meselesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında gerilime sebep olan Hint-Pasifik bölgesi kaynamakta ve karışmaktadır. Irak ve Suriye üzerinde kumar oynanmaktadır. Balkanlar ve Anadolu kuşatma altındadır. Irak'ın Süleymaniye kenti PKK üssüne dönüştürülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri haydi neyse İran'ın PKK'ya drone ve füze sevkiyatı yaptığıyla ilgili kaygı verici iddialar gündeme yansımaktadır. Doğu ve Kuzeydoğu, Kuzey Afrika bunalım kapanındadır. Doğu Avrupa ülkeleri huzursuz ve sancılıdır. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Çin ziyaretinden sonra bu defa Kuzey Kore'ye gitmiş, iki ülke arasındaki stratejik mahiyetli silah ve savunma anlaşmalarını imzalamıştır. Putin'in NATO'nun odağını girerek Asya Pasifik'e kaydırdığını ve bu hamleye karşı mücadele edeceklerini söylemesi tedirgin ve endişeli bekleyişleri kesintisiz tırmandırmaktadır. Dünya olağanüstü nitelikli siyasi, stratejik, ekonomik, ticari ve diplomatik taşkınlıkların yaşandığı bir döneme paldır küldür giriş yapmıştır. Ortaya çıkan gün be gün derinleşen küresel denge kaybının düzeltilmesi hususunda ihtiyaç olan diyalog, müzakere, görüşme, temas, mutabakat arayışlarının şimdiye kadar yetersiz kaldığı, silah seçeneğinin gündeme alındığı görülmektedir. İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinde yapay zekanın tehlikelerine açık vurgu yapılmışken, aynı yapay zekanın savaşların ve silahlanma yarışlarının doğasını kökten değiştireceği, hatta değiştirdiği bazı çalışma, rapor ve araştırmalarda gözler önüne serilmektedir. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşın barışla sonuçlanması için yapılan çağrıların şimdiye kadar
cevap bulmadığı da ortadadır. İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen Ukrayna Barış Zirvesi'nde deyim yerinde ise dağ fare doğurmuş, şapkadan tavşan yerine skandallar çıkmıştır. Rusya'nın davet edilmediği bir barış zirvesini tertip etmek hangi akla hizmettir? Dostlar bizi alışverişte görsün mealinde ve danışıklı dövüş manasında bir zirvenin bağlayıcılığına, kanayan yaralara merhem olacağına inanmak hayal ötesi bir beklenti değil midir? Hem barış zirvesi planlayıp hem de savaşın taraftarı olan Rusya'yı dışlayarak diplomatik baskı altına almaya çalışmak mantık ihlali, makuliyet inkarı, hayatın gerçeklerine sırt dönmek şeklinde yorumlanmayacak mıdır? Savaşı kışkırtanların barış masalı anlatmasının izahı böyle bir yanlışın tamir ve telafisi nasıl yapılacaktır? Bir diğer kabul edilemez husus da Fener Rum Patriği'nin sözde Konstantinopolis Ekümenlik Patriği sıfatıyla zirveye davet edilmesi ve hazırlanmış sonuç bildirgesinde imza attırılmasıdır. Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hukuku, Lozan Anlaşması'nın ilgili hükümleri kasten yok sayılmıştır. Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsü bellidir. Patrikhane sadece Ortodoks Rum azınlığın dini ihtiyaçlarını yerine getirmesi için Türkiye topraklarında kalmasına izin verilen ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı olan bir kurumdur. İdari açıdan Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olmakla birlikte seçilmiş patrik de Türk vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur. Ekümenik ünvanının hukukiliği ve meşruluğu yoktur. Tam tersi iddiada bulunanların alayı Bizans sevdalısı, Müslüman Türk milletinin azgınlaşmış hasımlarıdır. İstanbul 2. Vatikan'a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Fethimizin emaneti İstanbul, aynı zamanda milli ve manevi namusumuzun timsalidir.